olmaktır. Bu anlamda da bizde herkes desteğini esirgemesin. Ayrıca yönetimimizin sağlamış olduğu imkanlara da biz yani şu an baktığımız zaman bu zorlu süreçte evet takımın beslenmesiyle ilgili diyetisyene ihtiyaç vardı sağ olsun. Yönetimimiz bize bu desteği veriyor. İşte ne bileyim fizyoterapiste ihtiyacımız vardır veriyor. Veya alınması gereken ilaçlar, bileyim, yapılması gereken malzeme desteği bunların her şeyine onay çıkıyor. Bu da tabii ki bizim çalışma düzenimizi daha da rahat bir şekilde getiriyor. Benim gibi bu bir ekip işi. Ben basketbol şube sorumlusu olarak açıkçası 8'li finallere gitmeden önce ekibime güveniyorum. Takımıma güveniyorum. Takımdaki oyunculara güveniyorum. Ve oradan da yüzümüzün akıyla, başarıyla çıkacağımıza bakıyorum. Açıkçası neden söylüyorum bunu? Çünkü Baktığımız zaman şimdi 8'li finale kalan takımlar, evet son iki hafta daha maçlar oynanacak ama hemen hemen netleşmiş durumda. Bir bizim açıkçası normal oynadığımız grubun ne kadar o grubun ne kadar kaliteli olduğunu, ilk, grubu. ilk grubun ne kadar kaliteli bir grupta mücadele ettiğimizi 8'li finallere kalan takımlara baktığımız zaman çok rahat şekilde anlaşılabilir. Oraya gelecek Mensim Basketbol Normal grupta kendi grubumuzdaydı sekizli finallere kalan takım. Evet. Yine Mersin Kurtuluş takımı bizim kendi grubumuzdaydı. Bako Spor takımı bizim kendi grubumuzdaydı. Yani üç takım araya gelecek olan takımlardan üç tanesi bizim normal gruptaki takımlarımız. Bu da bizim aslında gerçekten normal grubun ne kadar zorlu, ne kadar kaliteli bir grup olduğunu gösterir. Evet. Ama iyi ki öyle bir gruba düşmüşük. İyi ki öyle, ma öyle maçlar oynayarak 8'li finallere gidiyoruz. Bu da bence bizim için bir avantaj olacak. Çünkü rakiplerimizi tanıyoruz. Evet rakiplerimiz tabii ki daha sonra birkaç tane takviye transfer yaptılar. Ancak biz sporcularımıza güveniyoruz. Bizim transfer ettiğimiz o süreçten sonra bir tane yabancı oyuncumuz Yelena Lauchenka var. Ee, yeni anında açıkçası ilk geldiği günlere göre takıma daha iyi adapte olduğunu görüyoruz. Daha çok verim verdiğini görüyoruz. Ve o sekizli finallerde Ayşe Muhammed'le beraber daha da takıma katkı sayılacağını göreceğiz. O anlamda yani orada tabii ki yorucu bir süreç. İlk, ilk üç, üç gün maç, sonra bir gün dinleme, sonra tekrar iki gün maç, sonra tekrar bir gün maç. Önce yani şu an artık onun kurasını bekliyoruz. Bu kura da ayın 20 veya 21'inde belli olacak. İlk 3 günde hangi maçlar oynayacağımız. Çünkü i̇lk ilk 3 gündeki maçları aldığımız zaman kazandığımız takdirde muhtemelen o kaybeden takımlar da biraz kırılmalı olacaktır. Bakalım hedefimiz maçlarımızı kazanmak. Evet Bilgin Hocam gayet güzel açıkladınız. Biz ben hep şeyden taraf baktım sporcu yönünden baktım sporcular baktım basketbolcular şimdi bir de ikimiz de idareciyiz. biraz idari tarafını kuracağım çünkü gerçekten benim gözlemlediğim e, bu kadar yıldır sporun içindeyiz federasyonların içindeyiz fakat e, basketbol kadın takımıyla birlikte bazı şeyler değişti ülkemizde ve biz en yakından e, tanık olan kişileriz. Çünkü biz de sen de biliyorsun. E, sporcunun sağlık belgesi tamamsa, resmi hazırsa iki belgeyle birlikte annesinden imzalı gidiyorsun federasyona hemen işin halloluyor. Ama Türkiye Basketbol Federasyonu'nda profesyonel yapıda bu böyle değil. Evet. Her şeyi öğrendik. Şimdi biz o kısmını bir konuşalım.